Arkadaşlar merhaba. Benim bamyam bitti. Tabağıma koydum. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Yarım saatten fazla zamanda pişti benimkisi. Görüyorsunuz. Afiyet olsun. Bu şekilde yemeğim bitti. Şimdi inşallah pilav yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım. Altını açtım. Ben az bir şeyde sıvı yağ koyuyorum. Sade yapacağım. Genelde arpa şehriye ya da tel şehriye ile oluyor ama ben sade yapacağım. Pirincimi bol suda yıkayacağım. Nişastalı çıkana kadar. Saf, çok duru su olması gerekiyor. Nişastası iyicene atacak. Bir kavuraraktan yapıyorum pirinci. Bir de suyu koyup su kaynadıktan sonra içine atıyorum. İkisini de deneyeceğim. Yani ikisini de denedim. Ben kavurma pek sağlıksız diyorlar ama ne derece doğru bilmiyorum. Zaten pilavı sevmiyorum. Ben pirincimi yıkayayım. Pirincimi yıkadım. Nişastalı suyu aktı. Biraz daha aksın şurada. Ben et su da kullanıyorum arkadaşlar. Et su bulyon, knor. İşimiz gücümüz yemek. Ben yemeği geceden düşünüyorum. Yatarken uykuma bile giriyor. Yarın ne yapsam acaba diye. Ben et yemeklerini pek sevmiyorum. Sebze yemeklerini daha çok seviyorum. Zeytinyağlılar. Et yemeğini hiç aramam yani. O da mecburiyetten yiyorum, kanım düşmesin diye. Tabii et de sağlıklı ama tereyağı da pek sevmiyorum. Ama pilava mecburen koyuyorum. Şimdi pirinçleri atıyorum. Karıştıralım. Ben biraz tuz atacağım, şey pirinçler parçalanmasın diye. Ben internetten yıllar önce okumuştum. Kavurarak pilav yapmak sağlığa zararlı diye, bilhassa kalp için. Ne derece doğru hiç bilmiyorum. İnternetteki bilgilerde pek güvenilmiyor.
Doğru mu yalan mı artık onu bilemiyorum. Onun için hep suyu kaynatıp içine koyuyorum ama bu sefer bunu deneyeceğim. Parlak olsun diye limon da sıkanlar var. Bir iki damla. Parlak olması için. İşte pirinci tutturması çok zor arkadaşlar. Pirinci kimisi bir götürüyor, kimisi bir buçuk, kimisi iki. Hiç belli olmuyor. Eskiden pirinçler hep sabitti. Aynı ya bir ya iki koyuyordun. Ama şimdiki pirinçler hiç öyle değil. Kimi pirinç çok su çekiyor, kimisi çekmiyor, suyu kalıyor. Eskiden pilavım güzel oluyordu ama şimdi maalesef hiç tutturamıyorum. Biraz kavrulsun. Pirinçler kavruldu arkadaşlar. Şimdi suyunu koyacağım. Ben bir kaseye 1,5 koyuyorum. Şimdi öyle yapalım. Yani 3 koyacağım. 1'e 1,5. 2 kase 3. Et suyumu da koyuyorum arkadaşlar. Az bir şey de tuz koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hiç bulaşık bırakmıyorum, topluyorum. Çünkü dökündüğü hiç sevmem. Dağınıklığa hiç sabrım, tahammülüm yoktur. Bir yandan yaparken bir yandan da yıkıyorum. Rahmetli annem hep derdi. Kızım gece bile iş yapın, evi temiz tutun. Ölüm kalım her şey bizim için. Hiç belli olmaz. Belki gece ölürüz. Sabaha kalktığımızda misafirler gelir, millet gelir. Evinizi kirli görmesin diye hakikaten de doğru. Çünkü şimdi ölümler o kadar çoğaldı ki her gün sela veriliyor. Günde kaç kere sela veriliyor? Eskiden ölen kişiler çok nadirdi. Ölüm bu kadar çok değildi. Şimdi günde kaç sela veriliyor? Çünkü doğan çok, ölen de haliyle çok olacak. Tamam arkadaşlar. Şimdi kaynadıktan sonra altını kısacağım. İnşallah tane tane olur. Pek bilemiyorum olur mu olmaz mı? 2-3 kere yaptım son. Hiç tutturamadım. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler. Arkadaşlar, pilavımız demlendi. Şöyle açayım. Bakın. Ben karabiber pilava çok yakıştırıyorum. Fazla da pirinçle oynamaya gelmiyor. Çünkü hemen dirileği gidiyor. İşte arkadaşlar. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Pilavımı bitirdik. Yemeğim de bitti zaten. Görüyorsunuz. Allah'ım sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah görüşürüz. Allah'ıma emanet olun.